Hello friends, welcome to Sıfırdan İngilizce by Ali Hoca English Channel. How are you today? I hope everybody is fine and everything is okay and I hope there is no problem for anybody. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Şimdiye kadar öğrendiğimiz konuları bir tekrar edelim. Hatalarımız var mı? Nasıl yapabiliyoruz? Yapabiliyor muyuz? Onları bir görelim. Ama başlamadan önce henüz abone olmayanlar varsa sağ alt köşemizde abone ol tuşuna basarsanız memnun olurum. Telefonlardan bazılarını yan çevirmek gerekiyor. O zaman abone ol tuşu çıkıyor. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, sorularımız bunlar. Bir kağıt daha var. İlk önce soruları boş olarak siz bir cevaplayın. Şöyle yapayım ben. Boş olarak cevaplayın. Sonra orada durdurun şeyleri, soruları. Cevapladıktan sonra, 5 dakikada mı, 10 dakikada mı, 15 dakikada mı, ne zaman yaparsın? Cevapladıktan sonra videoyu devam ettirip örnek çözümleri görürsünüz. Evet, diğer sayfamız da burası. 10. sorudan itibaren. Evet, sorularımız bunlar. Choose the correct answer. Doğru cevabı seç. Burada ne diyor? Mehmet geçen gece bir hayalet gördü mü diyeceğiz. Geçen bahsettiğine göre arkadaşlar sorumuz did ile başlar ve fiili yalın haliyle yazarız. Bakın burada did ile başlıyor ama fiilin ikinci hali. Sorularda ikinci hali değil, fiili yalın haliyle yazarız. İkinci sorumuzda geçen cuma günü Manisa'daki havayı sorduğuna göre geçen geçmişte kaldı. Yani is ve is olmaz. Ya was ya were olacak. Hava çoğul olmadığı için was getiriyoruz. What was the weather like in Manisa last Friday? Üçüncü sorumuzda ise conquered İstanbul. İstanbul'u fethetti. Kim fethetti diyeceğiz ki bakın cevapta zaten Fatih Sultan Mehmet conquered İstanbul. İstanbul fethetti diyor. Kim sorumuzda? Who biliyorsunuz. Dördüncü sorumuzda my elder brother abim home late last night. Dün gece eve geç geldi diyeceğiz. Come ve comes bunlar zaten geniş zamanda olmaz. Will come gelecek zaman. Gelecek demek eve dün gece geç gelecek. Olur mu? Olmaz. Yani fiilin ikinci hali past simple tense came. Verb to. Came. Gelecek. My elder brother came home late last night. Dün gece eve geç geldi. Beşinci soruda ise bakın Merve ile Fatma Nur'un karşılaştırması var. Intelligent zeki demekti. Intelligenter than sanki olacak gibi gözüküyor ama eğri gelmiş bakın. Ama biliyorsunuz sıfatlarımız iki ve daha fazla heceliyse ere gelmiyordu. Başına mor getiriyorduk. Yani hangi nerede var mor? Burada C'de ve D'de var. Bakalım C'de more intelligent, intelligenter. Yok burada da ere gelmiş. Bu da olmaz. Demek ki more intelligent than. Merve is more intelligent than Fatma Nur olacak. İşaretleyelim. Altıda ise bu tarihin okunuşu var arkadaşlar. Nasıl okuyoruz? The 5th of March ya da March the 5th. Okunuşlara bakarsınız. Nerede var? The 5th of March. Bak burada var. The 5th of March. Mart'ın 5'i. 1982. Biliyorsunuz tarihler ikiye bölerek okuyorduk. Mesela 1982, 1752 gibi. 1982 şeklinde söylüyoruz. Yani 1982 diğer şıklarda doğru bir şey yok arkadaşlar. Gelelim 7'ye. Jane and Tom in London 2 days ago. 2 gün önce Londra'daydılar olacak. Are ve is zaten olmaz. Çünkü 2 days ago diyoruz. Didn't was. Didn't olması zaten fiil olması lazımdı. Bir de didn't'dan sonra was gelmesi İyi olmamış. Öyle bir şey olmaz. Were in London. Jane ve Tom 2 gün önce Londra'daydılar. Tek kişi olsaydı was olurdu biliyorsunuz. Ama didn't was yine olmazdı. Ve 8. sorumuz şöyle. What Ekrem? Böyle bir soru var. Cevabı neymiş? He's a miner. O bir madenci. Miner, madenci. Dediğine göre mesleği soruyor. Meslek sorarken neydi arkadaşlar? What is Ekrem's job? What is Ekrem's occupation? Şeklinde sorabiliyorduk. Bir de neydi? What does Ekrem do? Ekrem ne iş yapar?
is ve does, is is, does does şeklinde olmaz arkadaşlar. O konuya yine bakabilirsiniz. Your wife drive a car. Eşin arabayı şey yapar mı, yapabilir mi? Yes, she dediğine göre is your wife drive, is olduğunda fiili ing takısı gelecekti. Olmaz. Did olduğunda did olduğunda drive, tamam oldu. Eşin araba sürdü mü olsun ama yes she can, evet sürebilir. Sürdü mü sür, yani zaman uyuşmazlığı var. O da olmaz. Can your wife drive a car? Eşin araba sürebilir mi? Yes she can. Evet sürebilir. Demek ki C şıkkı olacak. 10. sorumuzdan. Were you in Bursa last week? I bla bla Ulumask. Dediğine göre bakalım ne diyecek? Last week, geçen haftadan bahsettiğiniz göre zaten does olmaz. Bir, did olsa where did you see in Bursa last week? Geçen hafta Bursa nereyi gördün? İki şey olur ama I see, I saw, gördüm. Demek ki bu olur arkadaşlar. Çünkü bakın where did you see, nereyi gördün Bursa'da? I saw Ulu Mosque, Ulu Cami'yi gördüm. Biliyorsunuz sorularda fiillerin yalın hali, cevaplarda ise, yani normal olumlu cümlelerde ise fiilin past tense, yani verb to formu getiriliyoruz. Demek ki doğru cevabımız B şıkkı. 11. soruda ise you, I, burada bayağı boşluk varmış. Doğumdan, born'dan bahsettiğine göre ne diyeceğiz? In Soma dediğine göre, yani yer belli ediyor. Demek ki when, ne zaman, when, ne zaman olmayacak. Where, yani ikisinden birisi. O zaman sorularda biliyorsunuz nerede doğdun, ne zaman doğdun sorularında did ile değil, was ile kullanıyoruz ve were ile kullanıyoruz arkadaşlar. Where were you born? Nerede doğdun? I was born in Soma. Soma'da doğdum diyoruz. 12. soru. Yine yesterday, dünden bahsediyoruz. Ve your parents, ebeveynlerinden. Onlar iki kişi olduğu için çoğul. Bir kere dünden bahsettiğimizin are olmaz. Will de gelecek zaman, o da olmaz. Did ya da were. Peki, burada bir fiil olsaydı, gitmek, gelmek, uyumak, konuşmak, yemek, içmek gibi sorumuz did ile başlardı. Demek ki fiil yok, did ile başlamaz. Neredeydi? Durum belli eden bir soru. Dün ebeveynler neredeydi? Were. 13. Look, bak. Bak dediğine göre şu an olan bir şey. That man, şu adam, fall off the roof, çatıdan düşecek. Biliyorsunuz going to, görüp bildiğimiz bir şeye göre tahminde bulunurken is going to, am going to, are going to kullanıyorduk. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. That man is going to fall off the roof. Şu adam çatıdan düşecek. Ama belki düşmez. Yani bu, o konuya bakarsınız arkadaşlar. 14. How you on sunny days? Güneşli günlerde. I happy. Demek hissetmeyle ilgili fiil, hissetme. Güneşli günler dediğine göre geçmiş zaman olmayacak. Geniş zamanla kullanıyoruz. How do you feel on sunny days? Güneşli günlerde nasıl hissedersin? I feel happy. Mutlu hissederim. Were de olmaz. Çünkü bazen geniş zaman, bazen geçmiş zaman olmuş. Are da, are you feel diye bir şey demiyoruz. Bu da olmaz. Were you feel olmaz. Çünkü was were ile fiili yalın haliyle kullanmıyoruz. B şıkkı. 15. The electricity was off. Elektrik kesikti. Elektrikler yoktu. I couldn't do my homework. Ödevimi yapamadım. Elektrikler kesikti çünkü ödevimi yapamadım. Olur mu? Olmaz. Elektrikler kesikti ama ödevimi yapamadım. Olur mu? Olmaz. Elektrikler kesikti aynı zamanda ödevimi yapamadım. Yani olmaz. Elektrikler kesikti. Bu yüzden ödevimi yapamadım. Tabii ki so olacak. Burada bir resim çizmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz ama bilmiyorum. There's a car, bir araba var. The tree and the house. Ağaç ve evin arasında. Arasındaki hangisiydi? Between'di. 17. Run in the corridor. Koridorda koşma. Biliyorsunuz emirler ya fiille ya da olumsuz don't run şeklinde. Olumlu emirler
fiilin yalın haliyle başlıyor. Am, is, are, you, we, he, she yok. Olumsuz emirler ise don't ile başlıyordu arkadaşlar. Don't run in the corridor, koridorda koşma ya da koşmayın. Son sorumuz, what's the weather like now? Buna göre hava şimdi nasıl? It is, bakın eksi 5, güneşli ama eksi 5. Sunny and hot olur mu? Güneşli ve sıcak olmaz. Sunny and summer, bu zaten olmaz çünkü güneşli ve yaz, o da olmaz. Güneşli ve soğuk, tabii ki olur. Hem güneşli hem de soğuk. Snow and cold, karlı ve soğuk. Bu karlı işareti değil. O da olmaz. Güneşli ve soğuk. Evet, siz dediğim gibi daha önce kendiniz boşken, boş haliyle yaptınız arkadaşlar. Buradan da kontrol ettiniz. Yanlışlarınızı ilgili videolarımızı tekrar izleyerek yanlışlarınızı düzeltebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Beğenme tuşuna basar, paylaşırsanız ve takip ederseniz memnun olurum. See you later.